açıkçası bir açıklama yapalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Sizin de söylediğiniz gibi son birkaç hafta içerisinde çıkan haberlerden öğreniyoruz ki OCR denilen exam sınav kurumu Türkçe sınavlarını hazırlayan CSS Türkçe ve A-Level Türkçe hazırlayan kurum aynen aldığı alacağı kararla Türkçe'yi artık yapmayacağını, hazırlamayacağını söyledi. Ancak tabii bu sadece Türkçe değil, başka sınavlar da var ama bizi ilgilendiren kısmı Türkçe. Bunu alternatif olarak International GCS, uluslararası dış ülkelerde kullanılan IGCS Türkçe'yi önerdiler. Bunu zaten başka bir edeksel kurumu hazırlamaktadır. Fakat şu var, bizim burada doğduğumuz çocuklarımıza göre yapılan sınav değildir. Daha fazla Türkçe'yi ana dil olarak konuşabilen çocuklar içindir IGCS. Şu anda Türkiye'de yakın bir sayıda çocuklarımız bunları başarılı yapıyorlar. Burası için biraz ağır bir sınav. Bizim şu anda konsorsiyum üye okullarında yaptığımız toplantıda bir kampanyanın başlatılmasını görüştük. Okullarımızdan yeşil ışığı aldık. Bizlere destek ve hep birlikte el ele kampanya yöneticilerimizi kararlaştırdık. Bu kampanya için ne yapılacağını kendi aramızda konuştuktan sonra şu anda kampanyanın hazırlıklarını yapacağız. Bizim OCR kuruluşuna yapacağımız test yönetimler içerisinde gelip çok önemli bir projeleri İngiltere Devleti'nin hazırladığı verilerde Türkçenin bu ülkede konuşulan 20 dil arasında 8. olduğunu ve kendi verilerine göre Türkçenin bir ticaret dili olduğunu, Türkiye'nin şu andaki ticaretteki konumunun gün geçirde yükselmesini kendi verileriyle vermek istedik, yani cevabını vermek istedik. Yani bu dilin önemi sadece buradaki çocuklar Türkçe değil, Türkçe sınavını, GCS ve A-Level'ı yine yabancıların da alabileceği bir sınav olarak hazırlamaya devam edilmesi açısından. Tabii onlara bunu söyleyeceğiz. İngiliz Devleti'ne yine bu... Peki bu başka ülkelerdeki sınavlar da etkiledi mi? Mesela Polonya'da, Cumhuriyet Bilgileri var. Tabii ki az önce dediğim gibi sadece Türkçe değildir. Türkçe dışında başka konular da var, başka diller de var. Az konuşulan diller sınıfına giriyor. Tabii dediğim gibi yani bizim dillerden Türkçe. Türkçenin durumu daha güçlü. Bizim iddiamız öteki dillerden daha iyi bir konumda şu anda. Az önce söylediğim bir verilere göre. Yani şu an 2015 yılında sınava girecekler. 2015'te girecekler, 2016'da sınav olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi OCR sınav kurumu, yani sınav hazırlayan kurum, vakıf olduklarını iddialıyorlar, vakıftırlar. Yani bunu bir parasal açıdan bizi, yani işte öğrenci sayısı düştü falan da ortaya attılar çünkü. Öğrenci sayısı düştü, madem siz para kazanan bir şey değilsiniz, vakıfsınız. Tabii ki o iddiayla çürütebiliriz sadece. Güzel planlarımız var, imza kampanyalarımız başlıyor. Okullar görevi üstlerine almışlar. İmza kampanyaları en yakın bir zamanda bunlara verilecek formlar. Onlar konulacak. Önümüzde bir zaman var, o zaman neyle? Önümüzdeki zaman var, önümüzdeki zamanı planlayarak, düşünerek ve hiçbir şekilde kimseye hakaret etmeden ve argümanımız az önce verdiğim kriterler arasında, yani işte bizim okullarımız işte Türk çocukları gelmeyecek, kapanacak argümanı, OCR'a verilecek argümanı değildir. Bunu daha değişik bir yerler argümanı vereceğiz. OCR'a sadece sınav üzerinde olan çalışmalar argümanı verilecek, devlete başka argümanı verilecek. Yani bu gibi çalışmalar içerisindeyiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için halkımızla paylaşmak amacıyla sizlere çok teşekkür ederiz. Biz bu planlar oldukça sizleri de kararımıza sayılacağız bir zahmet gelirseniz. O zaman halkımıza kampanyaları nasıl gittiğini, kampanyaların ne şekilde olacağını paylaşabileceğiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.